Almanya'da çeşitli renklerde ve biçimlerde çöp bidonları vardır. Bunlar tren istasyonlarından, evlerin önünde ve hatta ormanlardaki yürüyüş yollarında dururlar. Almanlar için çöplerin doğada, cadde kenarlarında ya da bahçelerde yerlere atılmamaları için önemlidir. Bu nedenle çöplerin uygun şekilde yok edilmesi ve bunlardan bir kısmının tekrar kullanılması için çok şeyler yapılmıştır. Böylece eski kağıttan, plastikten, camdan ve diğer çöplerden gazete, saksı ya da şişe gibi yeni ürünler üretilir. Bu da depolama alanlarının azalmasını, doğal kaynaklarının tasarruflu kullanılmasını ve daha az miktarda çöpün yakılmasını sağlar. Kısaca söylemek gerekirse, çöpleri ayırmak ve yeniden değerlendirmek çevre katkısı olan bir şeydir. Almanya'da çöpler farklı çöp bidonları içinde toplanır. Her evin kendi çöp bidonları vardır. Kağıt için çoğunlukla ayrı ayrı bir çöp bidonu vardır. Bu genellikle mavi renkli kapağı olan bir bidondur. Plastik ve metal ambalajlı sarı plastik torba içinde ya da sarı kapaklı bir çöp bidonlarında toplanır. Yiyecek artıkları ve içecek gibi organik olan çöpler başka bir çöp bidonunda toplanır. Bunun kapağı çoğunlukla ya kahverengi ya da yeşildir. Şişelerin çoğu için ister cam olsun isterse plastik, bunları satın alırken depozito ödenir. Bunları boşalınca bir markete götürüp depozitoyu geri alabilirsiniz. Bunların geri alınması için çoğunlukla otomatlar vardır. Bu şekilde insanların boş şişeleri atmaları önlenmiş olur. Depozitolu olmayan diğer cam ürünler, örneğin boş reçel kavanozları vesaire evde biriktirilir ve sonra büyük cam konteynerlerine renklerine göre ayrılarak atılır. Bu çok gürültülü bir iş olduğu için sadece belli zamanlarda yapılabilir. Özel bir çöp bidonu olmayan bütün diğer çöpler siyah kapaklı olan çöp bidonlarına atılır. Çöp bidonlarının renkleri bölgeden bölgeye değişebilir. Bunun için Almanların bile önce sorup öğrenmeleri gerekir. Hangi çöpün hangi bidona ait olduğunu hatırlamak başlangıçta yorucu olabilir. Ama her kim Almanya'da çöpleri ayırarak çevrenin korunmasına katkıda bulunursa çevresinden de saygı görür. Bu nedenle biz deutschlandbegleiter.de olarak size çöplerin nasıl ayrıldığı konusunda bulunduğunuz yerde bilgi edinmenizi öneriyoruz. Yakınızdaki bir atık imha şirketine gerekli bilgileri alabilirsiniz. Ya da en iyisi bir komşunuza ya da size deutschlandbegleiter.de'yi tavsiye etmiş olan kişiye sorabilirsiniz. Çöpleri ayırmanın finansal bir etkisi de vardır. Bazı bölgelerde siyah bidona atılan artık çöpler tartılır. Çöp ne kadar ağırsa, çöpün imha edilmesi de o kadar pahalıdır. Kağıt ve ambalaj atıkları ise ücretsiz alınır. Bu arada çöpleri ayırma eğiliminin de Almanya'nın Hristiyan kökleriyle bir ilgisi vardır. Hristiyanlar Tanrı'nın onun yarattığı şeyleri iyi bir şekilde koruma görevini almışlardır. Çünkü dünya ve içindeki her şey Tanrı'nın bir armağanıdır. Bu görev toplumumuzda derin izler bırakmıştır. Bugün pek çok kişi Tanrı'yı düşünmeden ya da kutsal kitaba gönderme yapmadan çevreyi koruyor. Olsa da Çevreyi koruma düşüncesinin kökleri Tanrı karşısındaki sorumluluğumuza dayanır. Kutsal Kitap'ta Yaratılış 2:15'te ve Mezmur 115:16'da dünyanın Tanrı'ya ait olduğu ve biz insanların ona dikkat etmemiz, onun değerini bilmemiz ve onu korumamız gerektiğini yazar. Biz insanlar Tanrı'dan aldığımız bu armağanı gelecek nesillere vermeliyiz.